Merhabalar. Dreamweaver bir web geliştirme ve kod yazma editörüdür. Dreamweaver kullanıcılara direkt kodlarla çalışma imkanı vermekle birlikte görsel tasarım ve düzenleme imkanı da sağlamaktadır. Web sayfalarını oluştururken hızlı işlemler yapmamızı ve mevcut site dosyalarını düzenlememizi de sağlamaktadır. Programımızı ilk açtığımızda bir karşılama ekranıyla programımıza açılış yapıyoruz. Karşılama ekranımızın sol bölümünde Open Recent Item bölümünde daha önce açmış olduğumuz, çalışmış olduğumuz web sayfalarının kısa yollarını görmekteyiz. Orta bölümde Create New bölümünden çalışmak istediğimiz dosya türlerini görmekteyiz. HTML, PHP, CSS, JavaScript gibi kodlamalarla ilgili dosyaları görüyoruz. Top Feature Videos bölümünde de Dreamweaver'ın çeşitli yardımcı videolarını görebiliyoruz. Programımızı ilk açtığımızda sağ üst köşeden ufak bir ayar yapmamız gerekmekte. Sağ üstte programın görünüm ayarları ile ilgili bir seçenek bulunuyor. Listeyi açtığımızda buradan en çok tercih edilen ve birçok ayarı bulabileceğimiz klasik seçeneğini aktif etmemiz gerekiyor. Listeyi açıp klasiğe tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi programımızda bazı bölümlerimiz aktif hale geldiler. Daha sonra bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi programımıza Create New bölümünden HTML butonuna tıklayarak bir dosya açıyoruz. Programımızdan dosyamızı açtığımızda karşımıza beyaz bir ekran geliyor. Bu gördüğümüz ekran bizim çalışma ekranımız. Yani sitelerimizi tasarlayacağımız ve görüntüsünü alacağımız bölüm. Bu bölüm kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Sol üst köşeden çalışma alanının hemen sol üst köşesine baktığımızda 3 adet seçenek görüyoruz. Şu an mevcut gördüğümüz dizayn ekranı, yani tablolar, resimler ve yazılar gibi direkt görebileceğimiz objelerle oynamak için dizayn ekranı. Split, hem kod hem dizaynı beraber kullanacağımız bölüm ve sadece kodu görmek için kod bölümü. Koda tıkladığım zaman direkt HTML kodlarıyla bizi karşılıyor. Sırf kodlarla uğraşmak isteyenler, CSS, JavaScript kodlarıyla uğraşmak isteyenler için bir bölüm. Split'e bastığımda da hem kodları hem de dizaynı aynı anda aktif olarak kullanmak için bir bölüm görüyorum. Çalışma ekranı olarak bu orta kısmı kullanacağız. Daha sonra yine önemli bölümlerden bir tanesi Properties panelimiz, yani özellikler bölümü. Properties panelde yine web sayfamıza eklediğimiz objelerimizin özelliklerle oynamak için, örneğin bir resmin boyutları, bir yazının büyüklüğü gibi objelerle oynamak için bir alan. Bu alanda kendi içerisinde ikiye bölünüyor. Standart HTML kodlarıyla uğraşmak için bir bölümümüz var. Bir de ileri seviye görsel kodlarla uğraşmak için de CSS, CSS bölümü bulunmakta. CSS butonuna bastığım zaman da farklı özellikler burada karşıma gelmekte. Diğer bölümlerimiz sayfanın sağında bulunuyor. Programın sağ bölümünde yine çeşitli yardımcı paneller bulunmakta. Kodlarla uğraşmak için, çeşitli özellikleri görebilmek için veya bilgisayarımızdaki dosyalara direkt erişmek için çeşitli yardımcı paneller bulunuyor. Yine çalışma ekranının bir üstünde çeşitli simgeler görüyoruz. Bunlar da daha az kod yazmak için hızlandırılmış minik simgeler. Bunlardan herhangi birini seçtiğinizde hangi işlemi yapmak istiyorsanız onunla ilgili direkt ekranımıza, görsel dizayn ekranımıza objeleri eklemekte. Tabi arka tarafta program kodlarını yazıyor bizim için. Bu bölümü teker teker işleyeceğiz. Bir de en üstte standart programımızın menüleri bulunmakta. Bu menülerin içerisinde de teker teker neler olduğunu bir sonraki videomuzda görebilirsiniz.